Merhaba nasılsınız? Bugün Huawei'nin 9 ay aradan sonra çıkardığı ilk akıllı telefonunu inceleyeceğiz. Huawei'nin Nova serisine ait bir telefon bu. Nova serisi Huawei'nin hem havalı tasarımlarıyla hem de daha uygun fiyatlarıyla gençlere yönelik olarak çıkarttığı bir seriydi. Nova 9'un bakalım bu alanda performansı nasıl, fiyat performans dengesi nasıl ve bize neler sunuyor. Bunlara göz atacağız. Ben Osman Furkan Şahin, Tekno İncelemeye geçmeden önce videolarımızı izleyenlerin hala büyük çoğunluğunun kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Huawei Nova 9'a. Nova 9'un bir de Pro versiyonu var ama o şu an sadece Çin'de satışta. Burada Nova 9'un kutusunun içerisinden önce neler çıktığından bahsedeyim. Ondan sonra genel olarak tasarımından devam edelim. Nova 9'un kutusunun içerisinden 66 wattlık bir şarj aleti çıkıyor. Huawei'nin yeni nesil şarj aleti bu. Bir de USB kablosu çıkıyor. Bir de bazı pazarlardan çıkacakmış, bazı pazarlardan çıkmayacakmış ama bizim elimizdeki üründe var bir şeffaf kılıf çıkıyor. Bu şeffaf kılıfı yaklaşık bir haftadır, 10 gündür de kullanıyorum ve herhangi bir şekilde sararmada görmedim. Onu da söyleyeyim yani. Bazıları çok ucuz oluyor. Onlar çok daha hızlı bir şekilde sararabiliyor. Bazıları biraz daha kaliteli oluyor. Onların sararması biraz daha uzun sürüyor burada. Kaliteli bir kılıfla geldiğini söyleyelim. Bu kalite ekseni cihazın genelinde de aslında devam ediyor. Huawei'yi böyle uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen kalitesinden çok fazla kısmamış. Cihazın ön ve arka tarafında cam kullanmışlar. Cihazın çerçevesinde ise plastik kullanmışlar artıları ve eksileri oluyor. Onlardan bahsediyor olacağım ama cihazın eldeki hissiyatından bahsetmem gerekirse gayet premium hissettirdiğini söyleyebilirim. Plastik olmasına rağmen bu plastiğin birazcık da parlatılmış bir yapıda olmasından dolayı böyle cihaz premium bir cihaz hissi veriyor. Ön camı, arka camı, kavisli. Gayet baktığınız zaman da böyle şık ve hoş duran bir cihaz. İki tane rengi var. Burada bizim elimizdeki rengi mavi olarak geçiyor. Diğer rengi siyah. Hani biraz daha böyle ee, radar altı bir görüntü istiyorsanız, biraz daha böyle göze batmayan bir telefon istiyorsanız, muhtemelen o zaman siyahını tercih edeceksinizdir. Ama e, ben bu rengi çok beğendim çünkü ışığa göre farklı farklı tonlarda gözükebiliyor. Hatta bazen içerisinde maviyi bulmakta bile zorlanabiliyorsunuz. Burada kullanılan camların ön ve arka kullanılan camların dayanıklılığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Yani Gorilla Glass olmadığını varsayabiliriz. Huawei cihazın ön yüzüne de ekranına da bir tane ekran koruyucu yapıştırarak göndermiş bize. Çerçevesinin plastik olmasına rağmen eldeki hissiyatının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani sağlam bir cihaz olarak hissettiriyor ki plastik olmasının avantajı da aslında cihaza ağırlık olarak geri dönüyor. Bu cihaz 6.5 incin üzerinde bir ekrana sahip olmasına rağmen sadece 175 gram ağırlığa sahip. Yani günümüzde kullandığımız çoğu cihaza göre çok çok hafif hissettiriyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda da elinizi yormuyor. Aynı zamanda Cihazın iki tarafının da kavisli camla yapılmış olması neticesinde cihazın profili de çok ince. Zaten cihazın genel inceliği de aslında gayet iyi. 7.8 mm kalınlığında bir cihaz ve cihazın ön yüzeyi ile arka yüzeyi kavisli olduğu için cihazın çerçevesi böyle oldukça inceliyor. Elde tutmak kolaylaşıyor. Cihazın arka yüzeyindeki cam mat. Arka yüzeyi herhangi bir şekilde parmak izi belli etmiyor. Hatta neredeyse hiç parmak izi tutmuyor bile diyebiliriz. Ama plastik çerçevenin parlak olması neticesinde plastik çerçeve üzerinde parmak izi görebiliyorsunuz. O parmak izi İzlerini de çerçevenin ince olması neticesinde, o yanlardaki incelik neticesinde çok fazla görmüyorsunuz. Ama üst ve alt tarafının matlaştırılmış bir yapıda olması yine plastiğinin üst ve alt tarafında yani geniş olan yüzeylerde yine parmak izi görmemenizi sağlıyor. Cihazın arka yüzeyinde oldukça büyük diyebileceğimiz bir kamera çıkıntısı var. Gerçi artık kamera çıkıntıları çok çok büyüdü. Şimdi bu da aslında büyük olarak kabul edilebilecek bir durumda değil. Ama yine de tabii alıştığımız kamera çıkıntılarına göre büyük bir çıkıntı. Bunu iki parçaya bölmüşler yuvarlaklar halinde. Üstteki yuvarlak böyle etrafı metal bir şeritle çerçevelenmiş ve orada ana kamerayı muhafaza ediyor. Alt tarafta ise diğer 3 kamera yer alıyor. Ön tarafta da ekranın içerisinde bir delik şeklinde kamera yerleştirilmiş, selfie kamerası yerleştirilmiş. Dikkatimi çeken bir şey OLED bir ekran olmasına rağmen bu ön taraftaki kamera ekrandan kapladığı alan bana biraz büyük gibi geldi. Yani normalde artık böyle iyice küçülmüş ön kameralara alıştık. Burada kameranın biraz büyük yer kapladığını söyleyebiliriz. Bunun kamera performansında geri dönüşü oluyor mu olmuyor mu onlardan da bahsediyor olacağım. Cihazın ekranı demişken ekran özelliklerinden bahsedeyim. 6.57 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir ekranı var. Piksel yoğunluğu da 392 ppi. 10 bitlik bir panel kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla 1 milyar renge kadar renk görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda 120 Hz tazeleme hızına sahip. Dolayısıyla yüksek hızlı görüntüleri de akışkan bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. HDR10 Plus sertifikası var. Ekranın HDR içeriklerinizi de yine bu ekran üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranın genel performansından bahsedecek olursak ekran OLED bir ekran olduğu için tabi oldukça keskin bir görüntü özelliğine sahip. Full HD Plus olsa bile yani çözünürlüğü çok yüksek olmasa bile gayet iyi bir şekilde görüntüleri keskin bir şekilde size sunabiliyor. Burada benim ekranla ilgili en büyük çekincelerimden veya en büyük şikayetlerimden biri ekranın renk doğruluğunun, renk tonunun oldukça soğuk ayarlanmış olması oldu. Kutunun içerisinden canlı ayarda çıkıyor ve eğer canlı ayarda bırakırsanız beyazların böyle gri mavi arasında bir renk olarak gözüktüğünü görebiliyorsunuz normale çevirirseniz bu ayarı biraz daha yumuşuyor bu görüntü ama yine de o yukarıda böyle seçim yapabileceğiniz bir alan var. Oradan böyle biraz daha renkleri sıcaklaştırarak daha iyi bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben o şekilde kullandım. Ama dediğim gibi genel eğer ayarlarda bırakırsanız biraz daha görüntünün soğuk olduğunu söylemem lazım. Aynı zamanda cihazın ekranı 600 nit parlaklığa kadar da ulaşabiliyor eğer dış mekanlarda kullanacaksınız. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben dışarıda kullandığım süre boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hatta bir ara navigasyon cihazı olarak da kullanmam gerekti. Harita performansından da bahsedeceğim. Biliyorsunuz Huawei'nin ABD ile olan husumetinden dolayı Google servislerini kullanamıyor. Daha doğrusu Amerika ile ilgili herhangi bir hizmeti veya ürünü kullanamıyor kendi ürünlerinde. Dolayısıyla Google servisleri yok. Onun yerine Huawei'nin servisleri var. Huawei'nin servisleri nasıl çalışıyor genel anlamda diye soracak olursanız ben Huawei'nin kendi haritasını kullandım ve haritanın Türkiye'deki konum servisleri anlamında gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim. Hatta İstanbul dışarısında kullanmıştım. İstanbul dışındaki kullanımlarda bile gayet iyi bir şekilde konum verilerini saptayabiliyor. Hatta benim hoşuma giden bir özelliği böyle döneceğiniz yere geldiğiniz zaman haritanın üstünde bir animasyonla nereden döneceğinizi falan da gösteriyor. Gayet başarılı olmuş. Bunun haricinde Huawei'nin zaten telefonlarında genel bir özelleştirilebilme imkanı var. İşte uygulama çekmecesi istiyorsanız uygulama çekmecesiyle kullanıyorsunuz. Uygulama çekmecesi istemiyorsanız uygulama çekmecesi olmadan kullanabiliyorsunuz. Veya tema mağazası var. Oradan istediğiniz temayı indirip kurabiliyorsunuz cihazınıza. Sürekli açık ekranını değiştirebiliyorsunuz. Ekranın arkasına resim koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bayağı özelleştirme sunuyor kullanıcılara. Uygulama açısından değerlendirirsek de uygulama mağazası Huawei'nin biliyorsunuz AppGallery diye bir uygulama mağazası var ve bu uygulama mağazasında pek çok uygulamayı bulabiliyorsunuz. Bulamadığınız uygulamalar için ise sizi bu uygulama mağazasından internetteki indirme sayfalarına yönlendirebiliyor. Bu uygulama mağazası haricinde üçüncü parti uygulama mağazaları var. O mağazalardan da yine uygulama indirerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda şöyle bir özellik var. Huawei hesabı girdiğiniz zaman cihaza cihazı kullandığınız ülkeye göre size uygulama önermeye başlıyor. Mesela Türkiye'de kullanıyorsanız TikTok'u öneriyor veya işte en çok oynanan oyun neyse onu öneriyor veya işte diğer alışveriş uygulamalarını öneriyor. Bu şekilde size kendi mağazasında olan ve insanların çok indirdiği uygulamaları önererek bir yandan da aslında uygulama geliştiricilere destek olmayı sağlıyor. Huawei'nin bu cihazı globalde Android tabanlı bir yazılımda gelse de aslında kendi ülkesinde yani Çin'de HarmonyOS 2.0 ile birlikte geliyor. Dolayısıyla cihazın iki farklı yazılım var. Ama globalde tabi şu an henüz HarmonyOS o kadar adapte olmadığı için HarmonyOS birlikte vermiyorlar. Ama ilerleyen süreçte cihazlarının HarmonyOS beraber kullanılabileceğini söylemek lazım. Arayüz açısından ama baktığınız zaman yani harmonios bir cihazla Android bir cihazı yan yana koyduğunuz zaman o kadar da farklı olmadığını söyleyeyim. Android cihazla HarmonyOS cihaz, cihaz birbirine oldukça benziyor. Hatta şöyle bir yeni özellik de gelmiş. EMUI 12 var bu cihazın üzerinde ara birim olarak. EMUI 12 ara biriminde kameranın sol tarafından çekerseniz bildirimler çıkıyor. Sağ tarafından çekerseniz kontrol paneli çıkıyor. Oradan kısa yolları kontrol edebiliyorsunuz. Bu da birazcık başka cihazlara andırsa da güzel bir özellik olmuş. Burada Huawei'ye kendisine ait olan bir özellikten dolayı bir artı puan vermek lazım. Kontrol panelini çektiğiniz zaman Device Plus diye bir özellik var ve bu Device Plus üzerinden Huawei MatePad'lerle doğrudan dosya paylaşımı herhangi bir şekilde onay almadan yani eğer aynı hesap açıksa onay almadan paylaşım yapabiliyorsunuz. Veya aynı şekilde MateBook 14s videosunda bahsetmiştik ekran paylaşımı, görüntü paylaşımı da yine yapabiliyorsunuz bu özelliklerin olması ekosistem olarak kurulabilmiş olması kullanıcı açısından önemli çünkü kullanıcılar bu tarz özellikleri kullanmayı seviyor yani ben en azından bu tarz özellikleri faydalı ve verimli buluyorum. Çünkü aktarım süreçlerini hızlandırıyor. Aynı zamanda kablo kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Bu arada hep Android dedim yazılımı ama cihazın üzerinde herhangi bir şekilde Android sürümüne dair bir bilgi göremiyorsunuz. Yani bu ayarlardan cihaz hakkında kısmına falan baktığınızda orada bir Android sürümü veya Android yazılım verileriyle ilgili derleme numarası vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Tamamen EMUI üzerine kurmuşlar oradaki görüntülenebilecek rakamları. Ama cihazın Android 11 olduğunu ben size söyleyeyim en azından. Siz de bilmiş olun. Kendi uygulama hazırsız dışından uygulama kurabiliyor olsanız bile Google servisleri isteyen uygulamaları doğrudan kurup kullanamıyorsunuz. Mesela işte Google Chrome, YouTube veya Google Search gibi uygulamaları, Google haritalar gibi uygulamaları doğrudan cihaz üzerine kurup kullanamıyorsunuz. Bu uygulamaları ancak internet tarayıcıları üzerinden kullanabiliyorsunuz. Cihazın performansından da bahsedelim. Snapdragon'un 778G işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci üst segment bir işlemci değil, orta segment bir işlemci. Dolayısıyla böyle Snapdragon 888'le hatta 870'le bile kıyaslamamak lazım. Performansı gündelik kullanımda iyi ama iş yoğun yüklere geldiği zaman diğer chipsetlerin, diğer Yonga setlerinin birazcık gerisine düşüyor. Bunu da söylemiş olalım ama gündelik kullanımda ben herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Gelelim cihazın kameralarına. 50 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel şeklinde toplamda 4 kamerası var arkada. Bu kameralardan bir tanesi normal ana kamerası iken diğer 8 megapiksellik kamera. Ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksellik kameralardan biri makro, bir diğeri de derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir kamera var. O bahsettiğim biraz daha büyük deliğin içerisinde. Burada ana kamerasının gayet iyi bir performans verdiğini söylemek lazım. Bazen netlikle ilgili sıkıntıları olsa da bu da odaktan kaynaklanıyor muhtemelen. Bazen odaklarken tam olarak kesin olarak istediği yere odaklayamayabiliyor. Bu tarz durumlarda biraz netlik sıkıntısı yaşasa da genel olarak kamera performansının iyi olduğunu söylemek lazım. Yani bu cihaz orta segment diyebileceğimiz, orta üstü segment diyebileceğimiz seviyede bir cihaz olduğu için bekleneni veriyor gayet iyi şekilde karşılıyor. Düşük ışıkta baktığınız zaman performansına da düşük ışıkta da ben performansını başarılı buldum. Hatta gece modu var biliyorsunuz Huawei'nin gece modu gayet başarılı şekilde çalışıyor. Normalde çok iyi bir performans sergiliyor bu konuda böyle karanlıkları aydınlığa çıkartırken neredeyse güneşe gibi gösterebiliyor ama bazen odak doğru yere düşmediği için muhtemelen bu konuda sıkıntı yaşayabiliyor. Geniş açılı kamerasına baktığımız zaman geniş açılı kamerasının genel olarak birazcık yumuşak olduğunu söyleyeyim. Renklerin ana kameradan biraz daha farklı çıktığını, kontrastının biraz daha az olduğunu söyleyeyim. Yani ana kameranın dinamik aralığı gayet genişken ultra geniş açılı kamerada biraz daha koyu gözüküyor renkler ve dinamik aralık o kadar da geniş değil. 32 megapiksellik ön kamerası ise gayet iyi iş çıkartıyor. Ben 32 megapiksellik bu ön kamerayı gayet beğendim. Hem insan fotoğrafları çekmedi hem de eğer manzara fotoğrafı çekiyorsanız ön kamerayla gayet iyi bir iş çıkartıyor. Portre modunu da gayet verimli bir şekilde kullanabiliyor. Dinamik aralığı da gayet iyi. Hem ön kamerada hem arka kamerada 4K video çekebiliyorsunuz. 4K videolar 30K ile sınırlandırılmış. Ama bu videoların gayet başarılı olduğunu söylemem lazım. Tek handikapı bana göre Full HD ile 4K arasındaki netlik farkının o kadar da fazla olmaması. Yani 4K geçtiği zaman birazcık daha yumuşuyor görüntü. Ama kameranın o olmamasına rağmen gayet iyi bir şekilde stabilizasyon sağlıyor size. Ben video performansını beğendim. Gün ışığı altında video performansı iyi. Gece olduğu zaman, ışık birazcık düşmeye başladığı zaman birazcık bunu izlediğimiz kumlanma, grenlenme artık nasıl söylüyorsanız o oluşmaya başlıyor ama onun haricinde kamera performansını genel olarak iyi buldum. Evet, Huawei Nova 9 yeni tanıtıldı. Onun da video performansı bu şekilde. Aynı zamanda mikrofonlarının ses kalitesi de bu şekilde yine. Burada şunu da söylemem lazım. Cihazın ince olduğundan bahsetmiştim. Cihazın batarya kapasitesi dolayısıyla çok yüksek değil. 4300 mAh. Eğer böyle çok yoğun bir şekilde fotoğraf video için kullanırsanız doğal olarak şarjınız hızlı bir şekilde tükeniyor. Bu 4300 mAh ile dikkatli bir şekilde kullanırsanız bir günü çıkartıyor ama yoğun bir şekilde kullanmaya başlarsanız o zaman pilinizin günün sonunu çıkartmayacağını söyleyebilirim. Ama burada yardımınıza 66 Watt'lık şarj aleti koşuyor. Huawei'nin verdiği rakamlara göre 0'dan 100'e şarj olması 38 dakika sürüyor. Dolayısıyla ufak bir e, duş esnasında bile telefonu şarja taktığınızda çok rahat bir şekilde %50, %60 batarya seviyelerine ulaşıp e, günün geriye kalanını çıkartabilirsiniz. Cihaz tabii yeni bir cihaz. Dolayısıyla bütün yeni bağlantı özelliklerini de destekliyor. Wi-Fi 6 desteği var, Bluetooth 5.2 desteği var, NFC'si falan zaten var desteklemediği bağlantı özelliği alıştığımız üzere kulaklık girişi yok. Cihazın herhangi bir şekilde 3.5 milimetre jacklı bir kulaklık bağlayamıyorsunuz. Ama e, Type-C üzerinden kulaklık bağlayabiliyorsunuz veya Huawei'nin kulaklıkları varsa elinizde çok hızlı bir şekilde eşleştirerek kullanabiliyorsunuz. Hatta Huawei cihazlar arasında onlar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Şu an henüz ülkemizde sanıyorum ki ön siparişte ben çünkü satın al butonuna bastım Huawei sitesinden beni böyle kampanyalı bir yerlere yönlendirdi. Ama Avrupa'da şu an satışa çıkmış durumda 499 Euro'luk bir fiyat etiketi var. Genelde 500-600 Euro'lar civarında olan cihazların fiyatları ülkemizde 9000 lira 10.000 lira civarında oluyor. Dolayısıyla bu cihazın da öyle bir fiyatı olmasını bekleyebiliriz. 9000-10000 bin, bin TL'lik fiyat bandına zaten artık şu anda orta segment veya amiral giymesi katil dediğimiz cihazlar ülkemizde satışta. Dolayısıyla o civardaki bir fiyatta iyi bir fiyatlandırma olacaktır bu cihaz için. Tabii sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorum kısmında hem bu cihazla ilgili ne düşündüğünüzü hem de ülkemizde 9000 bin, bin liraya satılan amiral gemisi katili veya orta segment cihazlar hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi hatta paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.